Bence şu an gayet iyiyiz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok mutluyum çünkü sonunda bu bir aydır biriktirdiğim her şeyi sizinle birlikte açacağız. Aslında ben açtım çünkü hani kontrol ettim. Yani bir sıkıntı var mı yok mu? Hatta bazılarını iade ettim. İadeler geri geldi. Ya da bazılarına sorun çıktı. Bildirdim, konuştum falan filan. Onlardan zaten açtıkça bahsedeceğim. Bir yandan Trendyol'u açayım. Çünkü bazılarını Trendyol'dan aldım. Bazılarını normal işte gratisten aldım. Mağazalardan falan aldım. Ama çoğunu Trendyol'dan aldım. Haberiniz olsun. Videonun başlığını ne koymuşumdur ya da ne yapmışımdır hiçbir fikrim yok. Bu ürünlerin hepsini kendime hediye aldım. Çok fazla ürün var. Bu arada onu söyleyeceğim. Ama şöyle düşünün, ben 2-3 aydır, yani aralıktan önceki 2 ay boyunca kendime ihtiyacım olan şeyleri bile almadım. Yani kullanmam gereken takviye ilacımı hatta dayanamadım, bu videoyu bekleyemedim. Açtım, kullandım. Neredeyse yarısını bitirdim zaten. Yani yarısına kalsın, bir kapsülü gösteririm, onun yarısını bitirdim. Yani ihtiyacım olan saç bakımı, şampuanımı bile yani sırf bu video için bekledim. Çünkü aldığım şampuan marketten aldığım şampuanlar değil artık. Yani hepsini aslında hediye olarak kendime almak için bekledim bitmelerine rağmen. Yani onları da kendimi hediye olarak görüyorum. Ne bileyim, aldığım çanta olsun, kıyafet olsun, elbise olsun, onları da görüyorum. Ve bu arada şunu söyleyeceğim. Buradaki gördüklerinizin hiçbiri Trendyol tarafından bana gönderilmedi, yani ücretsiz. Ve Instagram'dan takip edenler bilirler ki genelde çoğunu indirim dönemine denk getirdim. Mesela İngiliz Home'dan çok uyguna aldım. Yani şu an mağazaya gitseniz de normalde böyle bir indirim tekrar gelir mi? Gelir illaki. Gerisi Instagram'dan beni takip edin, paylaşırım. Ne bileyim, iç çamaşırları aldım çeyizim için, ki bunları çeyiz için aldım. Ben bu ilk çeyiz olayını yazın söylemiştim, bir şey almıştım, paylaşmıştım. Ve o zaman biraz tepki aldım. İşte evlenecektim, malzem niye söylemedin falan. Evlenmiyorum yani, çeyiz almam demek benim hemen evleneceğim anlamına gelmiyor. Sadece fiyatlar artıyor ve artmadan önce hani böyle en azından artmayı da geçtim, indirim dönemlerinde bir şeyler almaya çalışıyorum. Bunları size söylüyorum ki bir kısım çok istiyor bunu. Instagram'dan mesela bir şey aldığımda hava bunun linkini ver, işte çeyiz linki ver diyor. Yani diyenler oluyor. Bir kısımda neden evlendiğini bilmiyorum yani. Bu konu aslında çok karışık. Neyse, şimdi gelelim. Şimdi aralığın başına bakalım. O kadar çok şey aldım ki. Mesela kulaklık falan aldım kendime hediye olarak. Ama onları da kullandım. Ben 90'a falan aldım. 100'e aldım ama güzel çıktı. İlk alışverişim bunlarmış. Bunlara bakacağım. Kendine kısa bir trenç kot aldım. Trenç kotları gerçekten seviyorum. Hatta şuraya modeli koyarım. Yani kötü değil ve çok uygun aldım. 120'ye ya da 116 gibi bir fiyata almıştım. İndirim dönemindeydi. 160 bunlar. Ne indirim vardı. Bunu ben giydim bir işe. Size göstermek için tekrar paketine koydum. Şöyle bir trenç kot. Kolu falan çok güzel. Genel olarak aslında çok güzel. Biz küçük beden almasını öneriyordu. Bir küçük beden almasını öneriyordu. Ben normalde 40 alıyordum mesela. Bunu 38 beden aldım. Ya tek sıkıntısı bence şu olabilir ve ben basenlerden dolayı da olabilir. Üst taraf evet güzel oldu. Üst tarafım ince ve gayet iyi oldu ama mesela basenlerden sanki 38 olduğu için mi daha kilolu gösterdi ya da olmadı bilmiyorum. Tek sıkıntısı o konuda var ama öbür türlü önünü bağlamadan yani giyiyorum. Çok da güzel duruyor. Zaten olsa ben bir videoda bunların hepsini çoğunu göstereceğim beğendiklerimi. Bunu da beğenmiştim. Tekrar var mı? Şu anki fiyatı 280 olmuş. Ben indirim döneminde almıştım. Ve dediğim gibi ya 120'ye aldım ya da 116'ya almıştım. Böyle 200'e 140 indirimleri gibi bir şey oluyor bazen kuponlar. Onları takip etmeye çalışın. Ben görüntüleri zaten paylaşıyorum. Hatta şu anda mesela altında birkaç tane kupon var. İşte 100 TL, 50 TL kuponu. Yani 100 TL'lik ürünü aldığınızda 50 TL ödüyor. 50 TL ödüyorsun. Ya da 200 TL'ye 100 TL kuponu var. Bu tarz kuponları takip edin. Bence son zamanlarda çok fazla oluyor ki ben buradakilerin hepsini öyle aldım ya. Birazdan bahsedeceğim aldıklarından da. Böyle bir bluz aldım yakası. Bu da çok güzel. Ve uzun olduğu için, hem göbeğe falan açık olmadığı için sadece böyle omuz dekoltesi var. Ve çok çok beğendim. Hatta bunun şu anki fiyatına bakalım. Bunun şu an fiyatı 60 TL'ymiş. 100 TL'den düşmüş. Ben de böyle 45 lira falan aldım diye hatırlıyorum. Böyle %50 indirim gibi bir şey vardı. Ben bu baktıklarımın ekran fotoğrafını alayım. Çünkü ekrana bir yere net bir şekilde koyarım sizin için. Bu güzel ama bu kısa çıktı biraz. Yani ben bu kadar kısa beklemiyordum. Bunun fiyatı neymiş şu an? Çok da yok bu. Ama çok güzel duruyor. Yani ben bunu alırken zaten çok kısa olduğunu görünce dedim ki ben bunu yüksek bel pantolonla giyemem. Çünkü gene kısa kalacak. Bu kumaşı çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Bendeki L beden bu arada. Ben bunu büyük ihtimalle uzun etekler, böyle yırtmaçlı uzun etekle giymeyi hayal ediyorum ki baktığım birkaç tane bulabilirsem alacağım ama şu an değil. Bunu da çok beğenerek almıştım. Bunun fiyatı da yine 40 ile 50 arası bir şeydi. Daha sonra şu meşhur hırkasından aldım. Altı üstü açılan. Bunun fiyatı bayağı uygun diye hatırlıyorum. Kahverengi bendeki. Evet, bence bunun fiyatı cidden uygundu. Neden derseniz şu an indirimsiz hali bile 70 TL'ydi. Ben bunu 35'e falan almış olabilirim. %50 indirim vardı. Bu da M bedenmiş bendeki. Üstel
fermuarı kolay açılıyor. Ama alttan fermuarı yine biraz kolay açılıyor ama kapanma işlemi zor. Daha sonra en bomba parça bence. Çünkü ben bunu aldığımdan beri diyorum ki şu anda da %50 indirimde ve 40 TL. Fiyatı da var. Seda fiyatını da alalım abla diyor. Bence muazzam bir şey. Omuz dekoltesi var ama böyle omuz dekoltesini bence siz biraz ayarlayabiliyorsunuz bedeninize falan göre. Uzun olduğu için pantolonların içine dışına etek falan da giyebilirsiniz. Ben ne zaman giysem bana çok yakıştırıyorlar bu arada. Bendeki bedenime zaten giydiğim fotoğrafları Instagram'da görebilirsiniz. Buna kesinlikle bakın. Çorap ihtiyacım vardı. Çorap almama çoğunu kullandım. Yani bu da işte bunu da kendime hediye olarak aldım diyebiliriz. Hatta şu an 30 TL düşmüş. 10 tane. Yani pamuklu ve çok rahat çoraplar. Bir de böyle babet çorabı gibi bir şey aldım. Babet çorabı gibi de değil. O da altılı setti. Altılı set olarak ben ne kadar almışım? Onu da 35 TL'ye almışım. Şöyle göstereyim hatta size. Şu şekilde 10 tane bundan aldım. 35 TL pazarda bile bu fiyata yok bence. Ve pamuklular. Bir de 6 tane böyle babet çorabı aldım. Açık renkleri kalmış. Normalde pembesinin falan mavisinin hepsini giydik. Bunlardan 6 tane 35 TL'ydi. Çok güzel. Daha bunun için hatta var kullanmadıklarımız. Bunu da söyleyeyim dedim. İşte az önce bahsettiğim olay bu aslında. İhtiyaçlarımızı bile beklettim. Ve öyle aldım. Çoraplarımız yırtılmıştı. Yani gerçekten çok kötü olmuştu. Yani ben artık fırça kullanmıyorum. Çünkü fırçanın bende çok fazla böyle tavuk görüntüsü oluşturduğunu falan öğrendim. Ki bende de çok fazla vardı. O yüzden artık fırça kullanmıyorum. Onun yerine o bölgeyi hareket ettirecek, masaj yapacak şeyleri araştırmaya çalıştım. Cihazlar var aslında 150 TL'ye falan. 200'e ya da 200 küsürden üstüne 300 arası falan 350'ye. Güvenemedim. Yani hangi fiyatta olursa olsun güvenemedim. Çünkü çok güzel yorumları da yoktu. Puanların bazıları yüksekti ama yorumları berbat. Yorumlar üste kalsın diye yüksek puanlar verenler vardı. Dedim ki o zaman manuelini alayım dedim. Şu şekilde bir manuel aldım. Ekranı hatta koydum. 35 TL'ye aldım. Şu anda hatta 33 olmuş fiyatları. Bir tane kendime aldım. Bir tane kız kardeşime aldım. Şöyle iki tane var. Biri Seda'nın, biri benim. Sırağını uğratan şeylerden birisi de şu galiba. Ben bu ekran alıp keseyim. Öyle koyayım. Daha mantıklı. Bir tane tayt aldım. 90 TL. Çelik tayt diye geçiyor. Yorumları çok güzeldi. Ama herkes bir beden büyük almayı tavsiye ediyordu. Ben 90'a aldım. Şu anda fiyatı 100 TL olmuş. İndirimli hali 100 TL. Normalde 130. Ben de 90'a almıştım. Tayt bana mı yakışmadı? Ne oldu? Hiç bilmiyorum ama bir daha şans vereceğim. Bir kere giydim sadece ve beğenmediğim için geri hemen iade etme kararı verdim. Yani geldiği gibi iadeye götürdüm. Çünkü herkes bedeninde bir beden büyük alın diyordu. Bir de çelik tayt yazdığı için hani dedim dar olur giyemem falan dedim. Herkes çok sıkıyor falan yazmış. Ben normalde large tayt alıyorum biliyorsunuz. Large beden alıyorum. Şimdi buna kalıbı dar dedikleri için gittim X'ler aldım. Aşırı bol durdu. Paçası da bol. Bir de paçası bayağı yırtmaçlı. Yani böyle emanet gibi durdu ve hemen iade etmek istedim. Ya da işte bir beden küçük alayım falan dedim. Sonra iadem kabul olmadı. Yani bu elimde kaldı. Bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa bilmiyorum ne yaparım. Pişman oldum ama tayt gerçekten yani güzel duruyor. Ben bana da böyle durur diyordum. Keşke bir beden büyük almasaydım ya. Çok pişmanım. Kulaklığı gösterdim. Sonra ilaç aldım. İlacın şu anda fiyatı. İlaç değil aslında bu arada. Takviye. Yarımın şansı bitecek bitmemeli. 2,5 aydır kullanıyorum. Takviye ilaç bence bu yaşı. İçerisinde çinko, biyotin, saç, tırnak ve cilt için. Şöyle göstereyim. Normalde bunun 2 paketli hali var. Ben onları kullanırım. Size bir kere göstermiştim. Bu şekilde bu 3 paket halinde indirimdeydi. Eczanede sormuştum 140 TL ilk almak istediğim zaman. Sonra Trendyol'da 110 TL falan bulmuştum galiba. 100 TL de olabilir. Öyle almıştım ve ben hep Trendyol'dan alırım bu arada. Eczaneden almıyorum ama size Trendyol'dan alın demiyorum. Gidip isterseniz eczaneden de alabilirsiniz. Hala kampanyası devam ediyoruz hatta. 3 alık öde vardı. Ben 260'a ya da 280'e aldım. Çok iyi bir fiyata aldım. Kullanmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Burada böyle tam 3 aylık kullanım var. Zaten 3 ay, en az 3 ay kullanmanız gerekiyor ki saçınıza cildinize iyi gelsin. Ben 2,5 aydır kullanıyorum. Gerçekten çok çok memnunum. Bunu da o yüzden aldım. Normal 2 paketini bitirdim. Bunu Seda ile birlikte kullanıyorum. Ama şu anda stoğu yok. Ben eczaneden almıştım. Eczane stoğu yok. Böyle bakıyorum satıcılarına. Eczane hangisiyse oradan almaya çalışıyorum satıcı olarak. Haberiniz olsun. Eğer Trendyol'dan alacaksanız o şekilde alın. Ben zaten aşağıya link bırakırım bununla ilgili. Bir de bu arada böyle 3 ayrı gösteriyor. Ben sana böyle 2 ayrı paket kullanmıştım ama kampanyalıları böyle birleşik geliyor. Bir pakette geliyor. Haberiniz olsun. Ya da eczaneden bile alacaksanız o şekilde alıyorsunuz. Daha sonra ne aldım kendime hemen göstereyim. 88 TL olmuş. Ben bunu 60 TL'ye almıştım diye hatırlıyorum. Bakayım. Yok 70 almışım. Şöyle namaz elbisesi almıştım. 70 almışım. Şu anda da fiyatı 88 olmuş. Ben indirim döneminde almıştım zaten. Şöyle siyah düz tek parça bir namaz elbisesi. Bunu almak istiyordum kendime bayağıdır ve sonunda aldım. Ama bone almam lazım. Bone için Şirinyer'e gideceğim büyük ihtimalle.
Oradan bir tane küçük bone alırım. Çünkü baş kısmı kayıyor. O yüzden kaymaması için öyle bir şey de alayım dedim. Haberiniz olsun. Belki almak isteyen olur. Yanınıza taşıyabiliyorsunuz da rahatlıkla. Hani açık bir insansınız falan. Bir dahaki hediyem bana çok sıkıntı yarattı. Trendyol'a defalarca iletişime geçtim. Ve 21 Aralık'ta verdiğim sipariş bana böyle Ocak, yani birkaç gün önce tamamlandı. Böyle yılbaşı sabahı falan tamamlandı ürünlerim. İngiliz Home'dan indirim vardı ve toplamda şu kadar göstereceğim ürünlere 394 TL ödedim. Çok iyi bir fiyat ödedim bence. Çünkü ekstra böyle bir kupon da vardı. Kupondan da yararlanınca bayağı uyguna almış oldum. Size kısaca şimdi hepsini göstereceğim. Şu makyaj malzemelerimi kaldırayım. İngiliz Home'dan şu şekilde kadehler aldım. Bana ilk gelen ürünler sadece 3 kutu. Kadehten bir tane gelmişti. Sonra 2 tane bu şekilde bardağından geldi. Ve geri kalan çok ürünüm gelmedi. Dedim ki hani yani bu kadar para ödedim. 400'e yakın para ödedim yani. 400 ödedim hatta. 393 ödemişim. 95 ödemişim pardon. 395 ödemişim. Hani bu ürünlerim nerede benim? Bir de çok kırık yazılı oldu. İyice ben şüphelendim. Sonra işte konuştum, iletişime geçtim. İkinci kutusu geldi. Az önce gösterdim size. Kadehlerim bu şekilde. Bence çok güzel ve çok uygun aldım ben bunları. 12 adet aldım bu arada toplam set halinde yapmak için. Ve bende bunun kahve bardakları da var. Daha öncesinden almıştım bu serinin. Çok güzel bence. Böyle işte 3 adet de yine aynı bundan aldım 12 adet şeklinde. Büyük bardakları. Setini aynısını aldım zaten. Şöyle. Güzel duruyorlar bence, kristal gibi. Ya da ne deniyor hiç bilmiyorum, böyle sallamak da istemiyorum. Bunların fiyatları şu anda ne kadar hiçbir fikrim yok. Ama ben bunları aldım da ben bunları nasıl koyacağım? Size diğerlerini göstermek istiyorum. İngiliz Home'dan aldıklarımı. Havlu falan da aldım çünkü. Buradan hızlıca göstereyim. Aa, burada bu hediye sayılmaz ama göstereyim mi? Geçen Bim'de geldi. Paşa Bahçe'nin bu şekilde espresso bardakları. Çok beğendim. Rose Gold'lu. Bunu da aldım ama sırf bu kutuya koydum. Kırılmasın, etmesin diye. Neyse şimdi bırakıyorum. Yani o çoktan, o geçen bir iki gün önce aldığım üründü. Havlusu bu şekilde. Çok güzel renkleri vardı. Bunları da şöyle yapayım hatta. Bunları da aldım. İlerisi için. Yani dursun dedim. Sürahim çok güzel. Yani yeşil falan, Seda bayıldılar rengine, duruşuna. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel duruyor ve buna uygun bence bardaklarım da oldu. Bunu kırmadan inşallah tekrar buradan sapasağlam koyabilirim. İşte bu kutu sonradan geldi dediğim gibi. İşte burada yine kadehlerim, bardaklarım falan var. Bunları açmasam da olur herhalde. Çünkü aynı şeyler. Bir de şöyle işte ikili bardak aldım. Bundan tekrar almayı düşünüyorum bu arada. 40 TL bunun fiyatı da. Ben işte 35'e falan aldım ya da 40'a mı aldım hatırlamıyorum. Bundan kesinlikle tekrar almayı düşünüyorum. Çünkü biri kahverengi, biri beş. Şu an orada tam çıkmıyor ışıktan dolayı. Şu an rengi böyle bunların, koyu. Yani bu şekilde şey değil, açık değil. Bej ve kahve çok güzel kesinlikle. Böyle iki tane daha alabilirim. Belki altı yaparım. Pijama takımı aldım. Gri. Çok güzel. Bendeki aldığım beden L beden. Bu o kadar rahat, güzel ki. Ben bunu Seda dedim ki pijama takımı aldım dedim. Abla da eşofman takımına benziyor dedi. Hiç pijama değil. Zaten yana bir yere koyacağım. Şöyle bendeki bedenin large. Kesinlikle kalıpları büyük bence. Bana large çok iyi oldu. Özellikle altı ben dar olur diyordum baselimden dolayı ama dar falan olmadı ve çok yüksek bel. Yani çok rahat edeceksiniz. Üstü kısa ama altı uzun. Ve kesinlikle pijama takımı gibi durmuyor cidden. Eşofman takımı gibi duruyor ama ben bayıldım. Bir de bordo takımı aldım. Üst olarak oldu. 42 beden bu arada bu bordoda. Bordonun üstü oldu ama altı olmadı. Dar oldu biraz. Şu anlık bu kalkıyor. Hatta çeyiz kategorisine girebilir. Kalsın orada. Kumaş falan çok güzel. Yana bir yerde koydum zaten. Göreceksiniz. Çok güzel duruyor. Bu da yine 89 ve 100 arası bir şeye geldi. Sonra kendime sabahlık aldım. Çok güzel, pofidik bir sabahlık. Bundan almayı çok istedim ama kararsızdım. Bendeki beden large X. Ya S, ya small medium var ya da large X large var. Ben de large X large aldım. Kafası burada sıkışmış kalmış. Çok pofuduk ve tam kışlık. Artık size gösterebildiğime göre giyebilirim. Seda'ya da böyle aldım. Pembesi ama. Ve bir iki tane daha almayı düşünüyorum. Evde öyle dursun, böyle hani kızlar falan geldiğinde tek biz giymeyelim. Onlar bizimle birlikte giysinler istiyorum. Ya da yeşim geldiğinde falan. Şöyle. Çok tatlı. Yani bendeki large X large büyük bu arada. Yani büyük derken böyle çok sizi böyle gerçekten tombiş gösteriyor. Ama değer. Yani şu an moralim bir tık bozuldu. Çünkü karttaki alan yetersiz dedim. Mecburen kamera çıkartmak zorunda kaldım. Zaten şarj da bitecekti.
2 saat hem şarjı bekleyip hem kartı boşaltmakla uğraşmayalım dedim. Çünkü bitirip bugüne yetiştirmek istiyorum. Umarım telefonun kamerası da şu an kötü durmuyordur. Ama telefonla bir şeyler gösteremeyeceğim. Ekran alıp bir yandan kamerayı durduracağım, ekran alacağım, öyle göstereceğim. Çantanın ekranını aldım. Fiyat şu an ciddi anlamda çok yüksek. Şöyle yeşil çanta almak istiyordum. Diyeceksiniz ki hava bu yeşil çantalar Trendyol'da 60'a ne bileyim 80'e falan da var. Var ama hepsinin yorumlarına tek tek bakmıştım. Ve yani yorumları çok şeydi böyle, ya yırtıktı ya kötüydü ya başka bir şeydi. Ama bunun yorumları gayet güzeldi. Bu arada bu Mine Bag diye geçiyor galiba. Mine çanta falan işte, yani o şekilde geçiyor. Hatta Instagram sayfaları falan da var. Seda da bunu hediye aldı. Sen kendime aldım hediyeler videosu ama bunu Seda aldı. Şundan dolayı söylüyorum. Seda bunu almasaydı ben kendime alacaktım. Seda dedi ki doğum gününde ne alayım abla dedi. Ve tabii ki de ben çanta istedim. Çünkü çantayı çok seviyorum. Ben kendi sevdiklerime de hep çanta alırım. Normal hani özel günlerinde, doğum günlerinde falan. Hani bunu kesinlikle çoğu arkadaşıma ve en çok anneme yapmışımdır. Hatta anneme en son buraya geldiğimde bir tane siyah çanta almıştım, size göstermiştim. Ve durduk yere benden yine hani bana çanta al falan demişti ve öyle almıştım. Çünkü çanta almayı, çanta takmayı çok seviyorum. Her neyse, Seda da işte sordu bana ihtiyacın ne falan, istediğin bir şey var mı? İstemediğin bir şey, ve biz bunu hep birbirimize yapıyoruz böyle. Ne bileyim, Seda'ya, ablama, Yeşim'e, abime, aileme, arkadaşlarıma hani ihtiyacım bir şey varsa ona göre alayım. Hani boşuna hediye almış olmayayım, sevmediğim bir şeyi ya da böyle çiçek alıp bir şey alıp çöpe gidecek bir şey olmasın diye birbirimize soruyoruz. Bu da Seda almasaydı benim kendime alacağım çantaydı. Ama bunun fiyatı, Seda bunu 90 TL'ye aldı. Diğerlerine göre pahalı. 80'e, 70'e, 60'a da var Trendyol'da bu çanta. Ama Seda bunu 90'a aldı. Az önce fiyatına baktım. Hatta şuraya ekranı koyuyorum. Fiyatı 120 olmuş. Yani 120 TL bunun için fazla. Çanta güzel, gerçekten çok güzel. Dediğim gibi ben buna bayılarak aldırdım yani Seda'yı. Ki almasaydı ben alacaktım. Şöyle bir şey. Ama işte yani 120 TL ciddi anlamda çok. Bu kullandığım şampuan. Bu video için bekliyorum ve bugün saçımı yıkarken artık kullanacağım. Çok güzel gönderiyorlar. Bunu benim 3. defa alışım. İlk aldığımda sadece 57'ye mi 58'e mi ne aldım. Ondan sonra yine 65'lerde bir şey aldım. Yine fiyatı indirim dönemi 65 ya da 67'ye geldi bana. İçerisinde biyotin, keratin falan var ve saçları gerçekten çok güzel parlaklık veriyor, yumuşaklık veriyor. Seviyorum. Yanına da bu şekilde her seferinde sabun yolluyorlar. Geçen sefer hamam sabunu yollamışlardı hediye olarak. Bu sefer de aloe veralı sabun yollamışlar. Bir çok güzel kokuyor. Duşta bunu kullanıyoruz vücudumuza. Cidden çok güzel oluyorlar. Hediye için teşekkür ederim. Ama elinde şu an yedekli olmadığı için tekrar bir Urban Care'in spreyinden aldım. İki tanesini 100 TL'ye geliyor. Aldım, seviyorum. Saç için gerçekten çok güzel ürünler. Bunlar ikisi şu anda yedekte kalacak ama Fenty'nin çoraplarından aldım. Bunların fiyatları işte 15-25 arası değişiyor daha doğrusu. Aldım. İki mat, bir tane de parlak çorap aldım. Parlağı niye aldım hiç bilmiyorum ama o an öyle alasım geldi. Daha sonra Dore'nin çoraplarından beden olarak büyük aldım. X-Large. Bunları niye aldım derseniz şu koyuymuş bayağı. Keşke bunu almasaydım. Haberiniz olsun, koyu olan 70'den, açık renk olan da 40'den. Yani şöyle yan yana göstereyim hatta size. Yani bilginiz olsun. Yani bilseydim bunları iki tane alın. Çünkü biraz yapay durabilir. Bana öyle geliyor ama umarım durmaz. Bunları alma sebebim şuydu. Siyah çorabın altından giymek için, ki çok iyi oluyorlar. O yüzden bu şekilde aldım. Üşümemek için iki adet de böyle aldım. Bunların fiyatı 35-40 arası değişiyor. Onların fiyatı da 15-25. Seda yılbaşında giydiği çorap şu an hala sapasağlam duruyor bu arada. Ama yani ince çorap, yani böyle kesin garantisi olmadığı için ben de kendime yedekten iki tane aldım. Haberiniz olsun. Tam burada 5 adet elbise var. Siyah, kısa, boğazlı hepsi bu arada, bordo uzun, bordo kısa, taş rengi uzun ve antresit uzun. İki tane kısa, üç tane uzun var. Hepsinden memnun muyum dersek dördünden memnunum. Taş renginden şöyle memnun değilim. Taş rengi biraz iç gösteriyor. Şundan da olabilir, hepsi standart beden bu arada. Vücuda çok güzel oturuyorlar ve çok güzel duruyorlar. En kısa zaman deneyip zaten size göstereceğim ama ben kısa siyah olanı yılbaşına giydim. Cık, muazzam durdu. Taş rengi böyle biraz açıldıkça iç belli etti ama diğerlerinde öyle bir sıkıntı olmadı. 5 tane elbiseyi ben toplamda 220'lere bir şey aldım. Kampanyası vardı. Ekstra indirimdeydi. Çok iyi. Niye bu kadar aldım derseniz, evet kendime aldım ama hepsi bana kalmayacak. Çünkü Seda'ya da kalacağı için. Aramızda böyle paylaşabilmek için bunları aldık. Hatta Seda yılbaşında uzun bordoyu giydi. Şu ikisini sadece 80 TL'ye aldım. Şöyle aldım. 250 TL'ye 140 TL kuponu vardı.
Hemen gördüm, hemen baktım. Almak istediklerimden var mı, favorilerimden diye baktım. Vardı. Kahverengi etekli takım. Ekrana koyacağım zaten. Şöyle hatta geçeyim. Muazzam bir takım. Üstü bu şekilde. Üstü biraz daha kısa ama eteğinin uzun olması çok büyük avantaj. Eteği de bu şekilde uzun. Tek sorunum, yani bu benim için sorun. Yani yırtmacı çok uzun gelenler için asla problem değil. Ama benim gibi de hani yırtmacı çok uzun giymiyorsanız, hatta bir tane siyah elbisemin yırtmacını dikmiştim demiştim size biraz. Bunu da öyle yapmayı düşünüyorum. Şu yırtmacını kahverengi gibi de böyle biraz daha dikmeyi düşünüyorum. Çünkü eteği ben bayağı yukarı çekeceğim ki göbek mesafesi çok açık kalmasın. Bu şekilde ikili takım aldım. Artı yanında bir sivit ve sadece 82 falan ödedim. Sadece 82 yani. Şu üçlü parça 82 TL ödedim. Çünkü 250 TL'ye 140 TL kupon vardı. Kuponları gördüğünüzde cidden kaçırmayın. Yani almak istediğiniz bir şey varsa kaçırmayın. İlla kupon var diye bir şey almak zorunda değilsiniz. İç saç beden olarak da böyle büyük oversize dursun diye sivit aldım. Lacivert rengi çok güzel. Burada birazcık kurnazlık yaptık bu arada. Onu söyleyeyim size. Yani nasıl bir kurnazlık yaptık derseniz. Penti'de 150 TL'ye 30 TL kuponu vardı galiba. Ve ürünlerin hepsi indirimdeydi ama ekstra 150 TL'ye 30 TL kupon vardı. Ben 120 TL'den fazlasını bir Seda'da uyguladım, aldım. Birkaç tanesini de kendi kuponum olarak aldım. Çünkü bu şekilde 60 TL indirim olmuş oldu. Yani iki hesaptan ayrı ayrı sipariş verdik. Ve çok güzel bir indirimin dışında 60 TL'de kupon indirimi olmuş oldu. Bunu zaten size ben Instagram'da gösterdim. Gerçekten çok güzel bir ruj. Maybelline'in ruju. Bendeki 255. Bayağı kalıcılar ve değer. Daha sonra böyle bir Super Stay fondötenini aldım. Bunun fiyatını unuttum. Unuttum. Şu anda da kamerayı tekrar açmam lazım. Daha sonra 60 TL'lerde galiba böyle bir kapatısını aldım, Fit Me'yi. Bunu yıllardır kullanıyorum. İlla ki eskiden beri takip ediyorsanız bilirsiniz ki bu gösterdiğim ben 3 üründe, yani bu rengini ilk defa aldım ama yani bu seriyi zaten çok severek kullanıyordum. Hala bende var bitmeyenler. Super Stay fondöteni de çoktan kullanıyordum. Tekrar almak istedim. Fit Me'de zaten 15 numarasını yıllardır kullanıyorum. Yine tekrar almak istedim. Tekrar aldıklarımın arasında şöyle bir temizleyici daha var. İsana'nın makyajı. Temizleyicisi baktım 30 TL'lere falan düşmüştü. Hemen alayım dedim. Çünkü bendeki bitmişti. Ve gratis'ten birkaç tane ürün aldım. Aldığımda paylaşmıştım ama bunları size göstermek istedim. Küpelerini aldım. Çok güzel bu arada. Bunların hepsini neredeyse taktım. Hatta burada eksikler var gördüğünüz gibi. Fiyatları çok uyguna geliyordu. O yüzden kendime küpelerinden aldım. Bunlar biraz zaten bahane oldu. Normalde ped almaya gitmiştik. Bunları da görünce dayanamadım. Aldım. Daha sonra bir tane ruj almıştım ama şu an bulamıyorum o ruju. Denemek amaçlı aldığım yüz temizleme jeli. Hiçbir fikrim yok nasıl olduğuna dair. Umarım güzel olur. Aranızda kullananlar varsa aşağı yazarsa çok sevinirim. Çünkü hiç kullanmadım. Burayı komple toparlayacağım. Sonra burası komple dağınık. Yani hepsini şu anda toplamam lazım. Ama ilk olarak videoyu editleyeceğim. Benim kendime aldığım doğum günü hediyeleri bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü beni bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz. İnsanların önüne öneri olarak çıkabiliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ve eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.